Tüm bu rezaletler yetmedi. İletişim Başkanlığını devreye koydular. İletişim Başkanlığı hemen en çok takipli hesapları satın almaya başladı. Kampanya çalışmışlardı. Siyaset üstüler reklam kampanyasına başladılar. Asrın felaketi kampanyasını öne sürdüler. Sosyal medya hesapları açıldı. Yandaşlara emirler verildi. Bölgede hala arama kurtarma faaliyetlerini koordine edemeyen Erdoğan kendi iletişiminin koordinasyonuna düşmüştü. Bir video devreye soktular. Korkun belgesel sesiyle kendilerini aklamaya başladılar. İnsanlar moloz altı, molozlar altındayken belgesel tadında efekli video servis etmeye başladılar. Allah bunlara akıl fikir versin gerçekten akıllarını kaybetmişler. Çok para harcamışlardır ama hata üstüne hatalar yaptılar. Hemen videoyu geri çektiler, rezalete son verdiler. Aslında biz bu iletişim başkanlığını daha önce de izlemiştik. Bu vitaminsiz göbez bunları bir defa yapmıyordu. Yeni ekonomi modeli dediler, işsizlik fırladı. Enflasyonla topyekün mücadele dediler, enflasyon uçtu. Türkiye yüzyılı dediler. Şimdi asrın felaketini konuşuyorlar. Erdoğan ve emrindeki iletişim başkanlığı Erdoğan ne zaman batırırsa halka hemen bir reklam ve kavram servis etmeye başlıyor. Halkımız devlet nerede diye haykırırken ortaya koyabilecekleri tek şey koskoca bir yalan makinesi. Yaptıkları PR acizliklerini ve rezaletlerini normalleştirme çabalarıdır. Sevgili halkım, artık yetti. Milletin canına tak etti. Asrın felaketi demiş beyefendi. Size asrın felaketi nedir onu ifade edeyim, onu anlatayım sevgili halkım. Bu ülke için asrın felaketi tek adam rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan'dır. Felaket üstüne felaket yaşadık. Hepsinde beceriksizliğiyle bir önceki felaketi aratır oldu. Halkımıza yaşatılan koordinasyonsuzluk ve devletsizlik asrın felaketi, asrın cinayetidir. Asrın ihanetidir. Bu asrın iş bilmezliğidir. Asrın tedbirsizliğidir. Asrın beceriksizliğidir. Saygın kuruluşlar açıklanandan çok daha fazla insanın can kaybı insanın hayatını kaybettiği ve 84 milyar dolarlık bir hasar tespitinden söz ediyorlar. Değerli basın mensupları, düşünün vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti ama ya Allah rızası için bir kişi bile istifa etmedi. Ya bu nasıl bir sorumluluk anlayışıdır? 30 bini aşkın kişi hayatını kaybeder. Bir kişi ve rekası devleti yönetir ama bir tek Allah'ın kulu ya benim vicdanım var kardeşim, benim sorumluluğum var deyip istifa etmez. Nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir koltuk merakıdır bu koltuk merakı? Nasıl bir rant anlayışıdır bu? Akıl mantık alacak şey değil değerli arkadaşlarım. Açıkça söylüyorum. Rüşvet ve yandaş politikalarının afı mafı olmaz. İnsafsızları ranchçıları, torba yasalarla ödüllendirenler vicdan azabı çekmiyorlar. Size o izinleri kim verdi? Size kim gidip bunları denetlemeyin talimatı verdi. O imzaları kim attı kardeşim? Bu yıkılan binaların imzalarını kim attı? Hepsi çıkacak ortaya. Halkıma söz veriyorum asla ve asla yakalarını bırakmayacağım ve tamamının hesabını soracağım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını hesabını sormak benim boynumun borcu olacak değerli arkadaşlarım. Değerli basın mensupları o kadar saçmaladılar ki akılsız bir sürü işe devam ettiler. Kurtarma çalışmalarındaki beceriksizlikleri yetmedi. Şimdi de üniversitelerimize ve öğrencilerimizin yurtlarına çökmeye çalışıyorlar. Sadece İstanbul'da 750 bini aşkın konut boş duruyor zaten. Turizm sektörümüzün kapasitesi 1 milyon 600 bin. Gençlerimizin eğitim kalitesini düşürmeye, bu ülkenin geleceğini mahvetmeye sizin ne hakkınız var? Derhal üniversiteleri açın. Öğrenciler yurtlarında kalsınlar. Zaten doğru dürüst yurtta yok. Büyük şehirlere gelecek derse halkıma söz veriyorum büyük şehirlere bizim belediye başkanlarımızın olduğu büyük şehirlere gelenlerin tamamının yerleşim sorununu çözeceğiz. Akıl dışı işler yapıyorlar. Bu kadar beceriksizliği hayatımda hiç görmedim değerli basın mensupları. Bir diğer konu seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Ertelemeden bahsediyorlar. Halkıma açık ve ne söylüyorum? Seçimler zamanında olacak. Bir daha ifade edeyim. Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, anayasa, yasalar ve bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsinler. Bu ülkede seçimler zamanında olacak. Seçim savaş dışında ertelenemez. O zaman bile savaş için bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi verir.